de filan diye çocuklarını tembih ediyorlar. Keza İstanbul'da e ne olacak hakikaten Türkiye'nin Türkiye için büyük tehdit değil mi bu sığınmacılar? Siz bakın ciddi Mesela... ciddi ekonomik problemlerimiz var değil mi? Evet buyurun. Buyurun. Gıda sorunumuz var, ilaç sorunumuz var, su sorunumuz var, deprem sorunumuz var, sığınmacılar sorunu var, bankalar sorunu var, bankalar. Bu konuyu her yerde söyleyeceğim. Türkiye'de tarım çöktü. Emekler geçinemiyor, esnaf çöktü. Bir tek bankalar kar etti. 2022'nin ilk çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 285 kar etti bankalar. Yüzde 6100 kar eden bankalar. Yani alamadığınız et, alamadığınız süt, ödeyemediğiniz doğalgaz faturası, dolduramadığınız mazot hepsi bankalarda aziz yurttaşlarım. Erdoğan bankaların karına kar kattı. Nas dedi sizi işletmeye çalıştı. İşletti. Kandırıyor sizi. Para bankalarda. 50 milyar dolar harcadık Suriyelilere dedi. Bir 50 milyar dolar daha harcarız. Diyor. Şimdi anlatalım. Şu sığınmacılar konusunu bir doğru anlatalım. Birleşmiş Milletler'e göre en fazla sığınmacı Türkiye'de. 5 milyonun üzerinde. Yani Çatışma bölgesinin yanında bir geçiş yoluyuz biz. Etrafımız hep çatışma bölgesi. Hı hı. Fakat açık kapı politikası uyguladı Türkiye. Gel dedi, gel, açık, Van'dan gir, ama kapı kuleden çıkamazsın. Türkiye'ye girmek serbest, çıkmak yasak. Neden? Hı? Yol değil. Transit yolu olsa bir şey demeyeceğim. Hadi yani geldiler, geçtiler, diye. Gelirken serbest. Çıkarken hayır çıkamazsın diyoruz. Neden çıkarmıyorlar? Anlatacağım şimdi bakın. Evet, bir tamam. nerede hata yaptık şimdi biz. Birincisi ateşe benzinle gittik 2012'den itibaren. Ne dedik? Emevi Camii'nde cuma namazı kılacağız. Üç saatte Şam'a gireriz dedik. Ben bir anımı anlatayım bu arada. Bir gün mecliste konuşuyoruz. Nurettin Canikli dedi ki bana sen söyle dedi Esatçı mısın dedi. Esat'ı evet. mı destekliyorsun? Dedi. Ben de dedim ki ben Esat'ı falan desteklemiyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nden yani. Esat'ın canı cehenneme dedi. Aynen böyle. Bir hafta sonra grup toplantısında Erdoğan bana cevap verdi. CHP'nin dedi başı değil yanı dedi yanı. Grup Başkan Vekiliydim o zaman. Evet, evet, sizi kastediyor. Esat'ın canı cehenneme dedi dedi. Şimdi dedi ona sesleniyorum dedi. Herkese internet kayıtları ortada. Bana seslendi Erdoğan. Esat'ın canı cehenneme dedin. Obama'nın canı cehenneme diyebilir misindir? Yani şunu demek istedi. Ya Obama abimiz var hepimizi döver. Sen ne yapıyorsun? Hadi Esat'a laf söylüyorsun da Obama abime bir şey desene. Bu onun gibi bir şey oldu yani. Ben de kürsüye çıktım. Esat'ın canı cehenneme, Obama'nın canı cehenneme, senin de canın cehenneme. <laughs> Hepinizin canı cehenneme. Onu istememiş adam. Onu niye söylüyorsunuz Muharrem Bey? Hak etti. Hak benim, benim derdim Türkiye. Bakın 2012 tarihini söylüyorum izleyicilerimiz bakabilirler. 2012 4 Ekim Suriye tezkeresinde konuşan Yalova milletvekili Muharrem İnce. Her şey ortada. O diyemez. Ob ben dedim ki Esad'ın canı cehenneme. Obama'nın canı cehenneme. Senin de canın cehenneme. Peki ben sana soruyorum bir. Sen Obama'ya canın cehenneme diyebilir misin? Tabii diyemez. <laughs> diyemez. Şimdi Sıkıysa desin. Sıkıysa desin. İran'dan, Suriye'den geliyorlar, batıya gidemiyorlar. Şimdi ne diyorlar? Bakın. İktidar yanlısı şöyle diyor. Biz diyor Suriyelileri bir katile teslim edemeyiz. Esat diyor ki genel af çıkart. Buyurun gelin. Bizimkiler diyor ki AKP ve yandaşları Esat bir katil. Biz katile Müslüman kardeşlerimizi teslim edemeyiz. Kaşıkçı'nın katiline dosyayı teslim etti bunlar para için. Ya. Prens emir vermedi mi Kaşıkçı'yı öldürün diye. Dosyayı koltuğunun altına aldı. Üç kuruş para için katille emri verenlere dosyayı teslim etti. Ne konuşuyor bunlar? Ya? Bunlar boş konuşuyor. Bakın sayı tartışmaları yapanlara kızıyorlar değil mi 5 milyon 10 milyon 9 milyon Hulusi Akar'ın açıklamasını kimse konuşmuyor 9 ne? milyon Suriyeli'ye bakıyoruz dedi 5,5 milyonu 5 milyon Türkiye'nin içinde bir de sınırın dışında olanlar var bir de onlara bakıyorum evet Türkiye'nin kontrolündeki Suriye bölgelerinde şimdi açıklamalara bakın Ensar Muhacir Sonra Avrupa Birliği'nden para gelmeyince otobüslere doldurdular. Kapı gönderdiler. Sonra dediler ki sanayimiz çöker. Eğer ensar değil simsarmış. Bunlar. Ucuz iş gücü olarak bakıyorlarmış. 15 Temmuz'u Suriye'liler sayesinde kurtardık. Oldu. Ya öyle uçtu ki bunlar. Yağmur bile Suriyelilerin sayesinde yağdı diyenler oldu. Ülkemize hicret etti dediler. Hicret. Hicret ya. deyince biz Hazreti Peygamber'in 622'deki Mekke'den Medine'ye göçüşü gelir aklı. Bunların kafası karışır. Bu iktidarında, bu muhalefetin de kafası karışır konjektürel davranıyorlar. Bir gün göndereceğiz, bir gün göndermeyeceğiz. Bakın, memleket partisi olarak söylüyorum. <laughs> Bu bir güvenlik sorunudur. Bir gelecek sorunudur. Bir beka sorunudur, bir ekonomi sorunudur, bir nüfus sorunudur. 2050 yılında 35 milyon Suriyeli ya da sığınmacı istemiyorum ben ülkemde. Net torunlarımıza 35 milyon sığınmacının olduğu bir ülke bırakmak istemiyor. İstemiyoruz. Ne yapacağız? Memleket Partisi iktidar olursa ki Allah'ın izniyle olacak. Ben Cumhurbaşkanı olursam ki Allah'ın izni milletin isteğiyle olacak. Bir, Esat'la ya da temsilcileriyle görüşeceğiz. Hatta şimdi şimdi bile görüşmek için yollar deniyorum. Deniyorum yani görüşeceğim. Davet ederse gider görüşürüm yani. Geçen seçimde en yüksek ikinci oy alan kişi bendim. Görüşmeye geldim. Bunları sana göndereceğiz. Nasıl gönderelim? Ne yapalım? Görüş görüşeceğim. Birleşik Arap Emirlikleri'ne 15 Temmuz'un finansörü dedi, barıştı. Sisi'ye darbeci dedi, barıştı. İsrail'e katil devlet dedi barıştı. Amerika, Trump ekonomini mahvederim dedi Biden'la barıştı. Rusya askerlerimizi şehit etti barıştı. Ya niye barışmıyorsun? Suudi Arabistan'a dosya teslim ettin. Küstün. Barıştın. Esat'la barış. Esas Esat'la barışmamız lazım. Bu Suriyelileri göndermek için. Güvence alacağız uluslararası camiayı davet edeceğiz. Diyeceğiz ki farkındalık yaratacağız dünyada. Bize yardımcı olun. Esat'la görüşeceğiz. Esat bunlara bir kötülük yapmasın güvence alacağız. Suriyelilere döneceğiz diyeceğiz ki arkanızda uluslararası güçler var. Türkiye var. Merak etme başına bir şey gelmeyecek. Hadi memleketine. <laughs> Terk edenlere af diyor, gelin diyor gitmiyor. Güvenmiyorsa ona biz Türkiye Cumhuriyeti ya da uluslararası arenada bir güvence vermemiz lazım. Bunu yapmamız lazım. Döndüklerinde yaşam koşullarını iyileştirmek lazım. Bir harabeye dönmek istemezler. O konuda yardım etmek lazım. Esad'la görüşmem diyor Erdoğan. Bu şu demektir. Suriyelileri göndermeyeceğim demek. Biz aynı noktada değiliz. Esat'la ya da temsilcileriyle mutlaka görüşeceğiz ve bundan kurtulacağız. Bu misafirlik fazla uzamıştır. Evet. Ee, Ümit Özdağ da galiba. E